değerli SİAD üyeleri, basın mensuplarımız, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanım, öncelikle yoğun programınız içine, Silivri SİAD'ı da aldığınız için en kalbi duygularla size teşekkür ediyorum ve dernek üyelerim adına hoş geldiniz diyorum. Değerli Bakanım, hatırlayacağınız üzere Ankara'da bakanlık binamızda sizi bir heyetle beraber ziyaret ederek görevinizin hayırlara vesile olması temennisinde bulunmuştuk. Bugün burada üyelerimiz ile birlikte bir kez daha görevinizin muvaffakiyetler getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Biz burada misafiriz. Hadımköy Arnavutköy Sanayi İş Adamları Derneği'nin başkanlığını yürütüyorum. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde de Sanayi Konseyi Yönetim Kurulu üyesiyim aynı zamanda. Hakan Başkanlığı bu dönem biz Silivri ile birlikte böyle kardeş bir dernek haline getirdik. Birçok toplantılarımızı hani bu dönemlerde civatımız sonuna kadar sıkılır ya, biz hep beraber ortak hareket etmeye çalışıyoruz ve sorunlarımızı beraber dile getirmeye çalışıyoruz. Bu konuda sevgili sanayi odası meclis üyemiz Gökhan Bey'in büyük katkılarından dolayı iki derneği bir araya getirmesinden dolayı da ayrıca minnetlerimi sunuyorum. Sayın Bakanım siz de konuları biliyorsunuz. Gelinin yeri dar. Sanayicinin yeri dar. Üretim için yeni sanayi alanları pahalı olmayan, ucuz olan, devlet tarafından teşvik edilmiş sanayi alanlarını daha genişletilmesini arzu ediyoruz. Bunun sebebi de şu, sizin hep ifadeleriniz var. Bunda hoşnut ve müsteriyiz. İstanbul'un 5200 kilometre kare alanı içerisinde sadece %2'si İstanbul'un sanayi alanı. Bu yüzden bunu %4'e çıkartmak ve üretimi de %4'e çıkartmak, 2023'teki hedefleri 500 milyar dolara ulaştırmak için buna ihtiyacımız var. Bölgemize de, derneğimize de hoş geldiniz. Saygılar. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın Bakanım, bölgemize hoş geldiniz. Öncelikle davetimizi kırmayın. Teşvik ettiğiniz için ben de tüm Silivri bölgesi iş adamları ve sanayicileri olarak size şükranlarımızı sunuyorum. Ben Tıraş firmasının yönetim kurulu başkanıyım. Ayrıca Silivri SİAD'ımızın da yönetim kurulu üyeliğini yapıyorum. Tekrar hoş geldiniz. Tıraş'a ayrıca tebrik ediyoruz efendim. Çok teşekkür ederim bakalım. Ödül aldılar. Sağ olun. Evet. Çok teşekkür ederim. Öncelikle Hasiyat ve üyelerini burada görmekten çok büyük mutluluk duyuyorum. Onları misafir olarak değil, ev sahibi olarak burada karşıladığımızı söylemek isterim. Bu toplantıda özellikle Gökhan Bey'in ve Hüseyin Bozdağ'ın da çok etkisi oldu. Onun için de ayrıca yönetim kurulumuz adına hem de yönetim kurulumuza da ayrıyeten teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Sayın Bakanım, burada bulunamayan arkadaşlarımın da en kalbi muhabbetlerini ve saygılarını iletmek isterim öncelikle. Sanayinin içinde olan ve içinden gelen biri olarak size sorunlarımızı tekrar tekrar anlatmamıza gerek olmadığını biliyorum. Zaten bunların hepsine vakıfsınız. Ama burada dost meclisimizde çok samimi geçecek bir sohbet ortamıyla inşallah içimize zaman zaman su serpilir, zaman zaman da belki ah çekeriz diye birkaç kelamda bulunmayı arzu ediyorum. Coğrafyamız içinde hem konumumuzla, hem büyük tarihimizle, hem de en son gelmiş dilimizle hep saldırıya uğrayacağımızın bilincindeyiz. Bizi rahat bırakmayacaklarını biliyoruz. O halde güçlü bir Türkiye için el ele vermek, gerektiğinin bilincini taşımaktayız. Vurgusunu yapmanın her kesim için bir görev olması gerektiğini de düşünüyoruz. Biz 6000 yıllık tarihi olan kadim bir milletiz. İstiyoruz ki hak ettiğimiz yerde olalım. Hala Malazgirt'teki Alparslan'ın atının nal sesini hissedebilelim. Selçuklu'nun medeniyetini yaşayabilelim. Ertuğrul'un kılıç sesini, Fatih'in İstanbul'a dualarla girişini, Mustafa Kemal'in size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum emrinin ulviyetini içimizde hissedebilelim. Bu duyguyu hissetmeden ne sanayide, ne eğitimde, ne ekonomide başarılı olabiliriz. Birlik olacağız, diri olacağız ki Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi Türk milleti olalım. Bizler bu hassasiyet ve hissiyat içinde olan sanayiciler olarak ülkemize güveniyoruz. Değerli Bakanım, Silivri bildiğiniz gibi yüz ölçümü bakımından İstanbul'un ikinci büyük ilçesidir. Bugün irili ufaklı yaklaşık 520'ye yakın sanayi kuruluşunun sınırları içinde barındırmaktadır. Firmalarımızın yaklaşık %25'i metal,
%14'ü kimya, %12'si tekstil, %11'i gıda, %10'u plastik, %7'si inşaat, %6'sı mobilya üretimi, %5 ambalaj ve %10'lu kısmında diğer sektörlerde hizmet vermektedir. Bu bağlamda sanayimizin Silivri ekonomisine katkısı %34'ü bulmaktadır. Silivri nüfusunun %22'si yakınını da istihdam ederek bölgemizle bütünleşmekteyiz. Firmalarımızın %42'si 1 ila 49, %11'i 50 ila 99, %4'ü 200 ile 499 çalışanı olan firmalar olduğu için Türkiye ortalamasının %90'ların üzerinde KOBİ yapısını içermesi yönüyle KOBİ üstünde büyümenin gelişeceği görülebilir. Sayın Bakanım, Silivri sanayisi bugün Türkiye ihracatının %2,5'ına yakınını yaparak birçok ilimizi dahi gerisinde bırakan pırıl pırıl firmalarıyla üretimine devam etmektedir. Türkiye'nin ilk 500 firması içinde 111, 174 ve 457. sıralardan 3 üyemizi sayıyor olmaktan da gurur duyuyorum. Bu veriler ışığı altında zaman zaman da gönül kırıklığı yaşadığımı söylemeden edemeyeceğim. Hem Silivri Siyat hem Hasiyat, dostum Hasiyat Başkanı da burada olduğu için söylemekte bir beis görmüyorum. Ekonomimize önemli katkıları olan bu iki derneğimiz, külliyede yapılan Siyat toplantılarına bugüne kadar davet edilmemişlerdir. Bu yüzden de ne katkılarımızı, ne önerilerimizi, ne de sorunlarımızı üst makamlara iletme şansımız olmadı. Bu serzenişimi de dile getirdikten sonra Sayın Bakanım, sizin de çok uğraş verdiğinizi bildiğim İstanbul sanayisinin durumu hakkında da birkaç kelime etmek istiyorum. Ülke ekonomisinin sanayi damarının en kuvvetli attığı yer İstanbul olmasına rağmen, topladığı alanın tamamının İstanbul yüz ölçümü içinde %2 mertebesinde olmasına rağmen, sanayiden rahatsızlık duyulmasının yanlış yönlendirmelerden kaynaklandığına inanıyor. İstanbul'un sanayisiz düşünülmesinin ekonomimizin kalbine indirilen bir hançer olduğu vurgulamasını bir kez daha bir borç olarak ifade etmek istiyorum. Bu konudaki takipçiliğinizi de devam etmesini rica ediyorum. Bu konuda özellikle bir de dipnot eklemenizi rica edeceğim. Silivri Siyat olarak 3 bölge için Sanayi Teknoloji Bakanlığımızca kabul gören 3 ıslah organize sanayi bölgemizin olduğunu, İBB tarafından direncin hala sürdüğünü de hatırlatmak istiyorum. Sayın Bakanım, 2023, 2053 ve 2071 hedefleri olan bir ülkeyiz. Bugün bu hedeflerden çok uzakta duruyoruz. Hedeflerimize ulaşabilmemiz için üreticinin ve ihracatçının devletimiz tarafından desteklenmesinin şart olduğunu düşünüyoruz. Yemek sonrası arkadaşlarım birçok konu hakkında sorunlarını dile getireceklerdir. Ben tekrar olmaması açısından biraz daha spesifik birkaç konuya değinmekte fayda telakki ediyorum. İki tespitimi zaman zaman Siyat platformlarında ve vekillerimizle paylaşıyorum. Burada da bir kez daha vurgulamak istiyorum. Almanya'nın kilogram başına ihracat gelirinin 4 dolar civarı olmasına karşılık, Türkiye'nin kilogram başına ihracatının 1.4 dolar olmasının arada büyük bir uçurum olduğu anlamına gelmemesi gerektiğine inanıyorum ben. Önümüzdeki yıllarda bu gelirin 2-2,5 dolar arasına oturacağına da inanıyorum. Çünkü sanayicimiz kendini her gün biraz daha geliştiriyor ve yeniliklere doğru adım atıyor. Burada asıl unsur katma değeri yüksek ürünler üretebilecek eşiğe gelebilmekte. Bu da bugünden yarına olacak bir şey değildir. Fakat ihracat miktarını ve ülke sayısını arttırmak öncelikle hedef kabul ederek mesafeyi azaltmak olasıdır. Daha fazla satmayı, daha çok ülkeye satmayı başarabilecek sanayilerimizin olduğuna inanıyorum. Devletimizin de bu konuda yeterli olmasa da destek verdiğini müşahede ediyorum. Aslen kanımca bunun bir takım yolları da vardır. Benim çok inandığım bir yol da aslında devletimizin desteğiyle aşılabilecek nispeten hızlı ve daha kolay bir yol. Bugün eğer devlet olsaydı ekonomik büyüklüğüyle dünyanın en büyük 18. ekonomisi olan Alibaba.com gibi bir şirket kurmamız gerekiyor. Devlet kurumu olarak PTT Kargo'nun da içinde olacağı bir şirket, çok geçmeden belki de 250-300 milyar dolarlık ihracat miktarına ulaşmamıza vesile olabilir. Devletin sübvanse edeceği
lojistik hizmetiyle dünyanın dört bir yanına Türk ürünlerini satabilmek çok da zor olmayacaktır. Bu ivmeyle hızlanan ülkemiz katma değerli ürün üretebilme eşiğine gelecek. Genç ve dinamik nüfusuyla da teknolojik ürünlerde de üretim payını artırabilecek bir duruma gelecektir. Eşiği atlamamızda bu yolun denenmesi gerektiğine de yürekten inanıyorum. Tabii bu girişimler eş zamanlı olarak cari açığımızı azaltmaya yönelik çalışmaların da yapılması önem arz etmektedir. Devletimizin öncülük etmesi gereken bir diğer konu da endüstriye ham madde üretecek tesislerin yapılmasıdır. Sizin de çok emek verdiğiniz ve içinde de bulunduğunuz savunma sanayinde bugün nasıl önemli ve güzel adımlarla ilerliyorsak, her iki yılda bir seçilecek büyük tesislerin ülkemize kazandırılması devletimizin politikası olmalıdır. Seçilecek ve fizibilitesi yapılacak sektöre ham madde üreten tesisin faaliyetinden sonra yine o tesisin ham maddesini kullanan sanayiciye hisseler halinde satılması devletimizin yeni bir yatırıma kaynak aktarmasını kolaylaştıracak, sanayicinin de rekabetçiliğini kolaylaştıracaktır. Bu girişimleri orta ve uzun vadede harekete geçirmek inanıyorum ki ülkemizi hak ettiği yere vardıracaktır. Sayın Bakanım, 6 yıla yakın yaptığım başkanlığımda ilk defa bu kadar uzun bir metinle konuşuyorum. Hem de kısaltarak. Çünkü içimiz yanıyor. Bir yandan ülkemizin layık olduğu yerde olmamasına üzülürken, diğer yandan kurlardaki dalgalanmalar ile uğraşıyoruz. Haddinden fazla artan ham madde fiyatları rekabetçiliğimizi zorlarken, aşırı artışlarla elektrik enerjisi belimizi kırıyor. İşçimizin hayat pahalılığı altında ezilmesi elimizi kolumuzu bağlıyor. Bu konularda Sayın Bakanım, sanayinin derdi ne zaman bitecek diye söylemeden beğenemiyorum. Siz de sanayici olmanız hasebiyle bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Devlet üvey ve kötü evlat muamelesinden bizleri ne zaman azil edecek? Bunu çok merak ediyorum. İşveren aleyhine düzenlenmiş bir sürü yönetmelik ve kanun maddesi üzerinde çalışma yapılması gerektiğini de vurgulamak istiyorum. Sayın Bakanım, çok büyük memnuniyetle söylemeliyim ki siyahatlar olarak dile getirdiğimiz birçok konuda hükümetimizce düzenlemeler yapıldı ama daha düzenlemesi gereken şeylerin ivedilikle sanayiciyi dinleyerek çözülmesi önem arz ediyor. Bizim esas sizi dinlememiz gerekiyor. O yüzden sözü biraz uzatsam da affedeceğinizi umuyorum. Sizin çok önemli aktarımlarınız olacağını biliyorum. Yemek, sizin konuşmanızdan sonra da yemek bölümüyle birlikte arkadaşlarımın sorularını da alacağım. Mutlaka onların da katkıları olacaktır. Tekrar geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Bir gibi bugün esasında biz sanayiciler olarak kendi aramızda bir hasbihal toplantısındayız. Geçmişte HASİAT'ta da aynı türden bir çalışma yaptık. Biz kendi iç dertleşmemiz ve bu arada gelişmeler hakkında ben de bir bilgi vermem doğru anlaşıldı. Öncelikle davet ettiğiniz için başta Gökhan Bey, başkan olmak üzere sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu bizim için de fırsat oluyor. Ben genellikle bu cumartesi öğleden sonralarını bu türlü toplantılara ayırdım. İstanbul'da grup grup toplantılar yapıyoruz. Bugün ikincisini yapıyoruz, sağ olsun. Daha önce HASİAT Başkanımız, HASİAT'taki komşularımı toplamıştı bir araya. Orada bölgemizin sorunlarını hem de genel sorunları işlemiştik. Silivri'de kardeş bir bölge, o bölgeye. Ve bizim en Silivri değişik bir bölgemiz. Yani birçok yerde sistemler oturmuş, Silivri'de böyle floluk olan bir bölge. Genellikle sanayi bölgeleri nerede başlıyor, nerede bitiyor, hangi alanlar tam oturmuş, hangileri OSEB'e olacak nitelikte, hangileri şu anda iki belediyenin Büyükşehir'in ve Silivri Belediyesi'nin inisiyatifinde olan bir alandan bahsediyoruz. İstanbul bir garip şehir. Şöyle garip şehir, tabii Türkiye'deki 309 OSEB'e var şu anda. 309 OSEB'e 81 il ve ilçelere, onun ilçelerine dağılmış bir vaziyette. Sanayi Bakanlığı'na geldiğim zaman şunu gördüm ki,
bakanlık sadece OSEBE'ler Bakanlığı gibi görünüyor. Ya bir gariplik var bu işte dedim. Yani bakanlık sadece bir OSEBE'ler Bakanlığı olamaz. Yani bizim makamımızın bütün Türkiye'deki sanayici ve sanayi bölgelerinden sorumluysak İstanbul'a bakıyorum. Yani İstanbul'da bir de geçmiş dönemde 1/100.000 planlarında görev almış İl Genel Meclisi Başkanlığı yaptığım dönemde biri olarak Kadir abiyle beraber İstanbul'u yeniden planlarken nereler sanayideki olmalı, neler olmamalı meselesinde ciddi 4-5 yıl emek vermiş biri olarak İstanbul'a bakıyorsunuz, toplam 8 tane OSEBE'si var. OSEBE'lerin toplamını topluyorsunuz, işte 27-28 veya 30 milyon metrekare ancak var. 100 milyon metrekare sanayisi olan bir şehirde ya 70 milyon metrekarenin sahibi yok. Yani bir nevi böyle bir şimdi yok. Sanayi ama sanayicinin gerçekte birçok yerde muhatabı yok. Biraz öyle görünüyor. Şimdi benim ilk bu konuda ele almak istediğim şey bu elimizdeki sanayi bölgelerinin Silivri, karşıda da var, burada da var. OSEBE olmamış veya küçük sanayi sitesi vasfında olmayan sanayi bölgelerinin bir zaptırapta alınması, bir sisteme bağlanması, bunlara bir kimlik ve kişilik kazandırılması bence birinci sorunlardan bir tanesi. Yani endüstrinin, Türkiye ekonomisinin %35'ini, 40'ını taşıyan İstanbul böyle bir garip bir pozisyonda. Sadece İstanbul'da değil ama Türkiye'nin genellikle birçok şehrinde de özellikle büyük şehirlerinde bu maalesef bakanlık veya il müdürlüklerimiz sadece sanki OSEBE'leri temsil eden, OSEBE'lerin içindeki problemleri çözümleyen bir kurum halinde görünüyordu.